Herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben Doktor Hüseyin Cengiz. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Uzun zamandır doğum videosu çekmediğimi fark ettim. Size doğumla ilgili bir video hazırladım. Buyurun bakalım, beğenecek misiniz? Konumuz, doğum başladığını kendim anlayabilir miyim? Böyle baktığımızda doğumun başlaması bir kadının gebeliğinde önemli bir olay ve genellikle kadın kendisi teşhis ediyor. Yani evde veya dışarıda, sokakta bile ya ben doğum başladı galiba diyorsunuz. Kadınların bu teşhisi nasıl yaptıkları ve bu teşhisin doğum süresini nasıl etkilediği hakkında sınırlı gözlem var. Yani hastaneye doğum başladı galiba diye gidiyorsunuz, eve gönderiyorlar ya da bir gidiyorsunuz 2 saat sonra doğuruyorsunuz. Yani bununla ilgili veri az ama bununla ilgili elimizde önemli bir çalışma var. Birkaç tane de veri var, onlardan bahsedeceğim. Ama genel baktığımızda çalışmalara gebelerin %10 civarında yanıldığı görülüyor. Yani literatüre baktığımızda, yani yaklaşık doğuruyorum ben diye acile gidenlerin %10'unu geri göndermişler. Yani daha erken dur bakalım evine gittiğinden diye. Bu çalışma, bu Women's Self-Diagnosis of Labor and Labor Duration, yani kadın, Almanya'da yapılan bir çalışma bu. Kadınlara demişler ki ya sen evde başına böyle yani doğum başlıyor dediğin anı hemen işaretle yaz. Ondan sonra o kadınları takip etmişler. Ne zaman hastaneye geldiklerini not etmişler. Bir de ne zaman doğurduklarını not etmişler. Kadınlara demişler ki bak, tabii ebeler kontrol ediyor. Bu Hanover'da yapılan bir çalışma. Şunlardan bakın, şu 8, hatta şu enteresan şey de şu 8 madde hep kadınlar tarafından doğum işaretleri, tekrarlayan düzenli doğum ağrıları, düzensiz ağrısı olup bel ağrısı artanlar da demiş ki ben doğuruyorum demiş olabilir. İlk işaretler olabilir. Sıvı kaybı dediği suyu gelmesi, yani kadının suyum geldi diyor veya kanla karışık mukus geldi diyor veya sindirim sistemi belirtileri. Mesela bu çalışmada da belirtilmiş, kadının bir tanesi, bir gebe ya demiş doğumdan yaklaşık bir hafta önce falan uyku düzensizlikleri oluyor, aşırı bir dinlenememe oluyor, yoğun bir dinlenememe hali, arkasından ishal oluyor, ishalden sonra suyu geliyor ve 4 gün sonra başlıyor şey, yani doğum eylemi. Enteresan, yani ishal mesela enteresan bir sinir sistemi uyarısı sanki. Uykusuzluk, uyku problemleri de aslında enteresan. Duygusal sarsıntılar, duygusal hissiyat ve diğer spesifik olmayan belirtileri kadınlara işaret etmişler ve doğum yapmışlarla yapmamışları kıyaslamışlar. Olgulara burada baktığımız zaman bu çalışmada tabii ki genellikle doğum yapmışlar daha geç başvurmuş hep hastaneye. Onlar biraz daha tabii tecrübeli aslında ve daha hızlı olmuş doğumları beklenen üzere. Ama burada iki tane şey var bu çalışmada. Kadınlar gerçekten doğumlarını anlayabiliyorlar mı? Bir. Hiç doğum yapmamış kadınlarda en önemli indikatör şu değerli hanımlar. Düzenli gelen ritmik ağrılar, kontraksiyonlar. Düzenli ritmik kontraksiyonu olan kadınlar hiç doğum yapmamış olgularda. Bunlar diyor ki evet ben doğuruyorum ve gerçekten doğuruyor. Ama doğum yapmış kadınlarda, yani daha önceden doğumu olan multiparöz dediğimiz kadınlarda özellikle kanlı akıntı ve duygusal değişiklikler, karışıklıklar, yani o tabii o duyguyu ben bilemiyorum ama duyuyoruz bunları, dinliyoruz. Özellikle kanlı bir akıntı, doğum yapmış, daha önceden bir doğumunuz varsa, bir kanlı akıntı varsa bu artık doğum, ki hani buna nişan da deniyor bizde halk arasında. Bu önemli, veya bir kanama varsa bu önemli bir indikatör. Doğum yapmış kadınların çoğu doğuruyorlar. Tabii burada aktif doğum eylemi çok önemli. Aktif doğum eylemi ne demek dediğimiz zaman, buna mutlaka benim şu videomu izleyin. Doğum eğitim videosu, yani doğum nasıl oluyor, kaç saat sürüyor, bunların detaylarını orada çok anlattım. Bireyin odaklanması ve düzenli geçmeyen ritmik kasılmalar ve her gelen kasılma bir öncekinden daha aralık kısalıyor ve daha sert geliyor. Belirgin rahim ağzında silinme, ki bu %80 üzerinde, bu artık doğum demektir. Ve 4-6 santimin üzerindeki açıklık artık aktif eylem demektir. Tabii kadınların doğum deneyimleri, özellikle kişisel beklentiler, aldıkları destek çevresinden
karar alma sürecindeki katılımları, kendi kişilik yapıları, doğumdaki müdahalelerin minimum kullanımı, bakım veren ve hasta ilişkisi, yani işte doktoru veya ebesi, onunla olan güveni, saygısı, karşılıklı iyi iletişimi, bunların hepsi tatmin edici bir doğum için olmazsa olmazlar olduğunu biliyoruz. Bu noktada özellikle tabii benim söylemek istediğim, yapılan çalışmalar var. Yani hani evde bekleyeyim mi beklemeyeyim mi? Düşük riskli gebeliklerde evde belki bir miktar beklenebilir ama bunu açıkçası doktorunuz ya da ebeniz karar verecek. Yani o söyleyecek size. O yüzden biz kendi gebemize baktığımızda, yani hani onun risk analizine göre, onun durumuna, beklentisine göre hemen gel veya işte bekle, telefonla işte iletişim sağlayıp ona göre bir hareket ve yol haritası belirliyoruz. O yüzden bunlar çok önemli. Bu ufak bilgiler umarım birilerine ulaşır, birilerinin işine yarar. Videoyu paylaşırsanız ve beğendim butonuna basarsanız çok sevinirim. Umarım sağlıklı, güzel, böyle tatlı mı tatlı bebekleriniz olur. Sağlıklı gebelikler, sağlıklı doğumlar diliyorum efendim.